Herkese merhaba arkadaşlar, ben Enkal Hocanız. Laptı Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. MEB'in yayınlamış olduğu kazanım kavramı testlerinden mezun AYT yani 12. sınıf B matematik testlerinin 3.'süyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu testin PDF'i aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü PDF de aşağıda mevcuttur. Kotası olmayan arkadaşlar da oradan yararlanabilirler diyorum ve de ilk sorumuzda başlıyoruz. Mutlak değer x artı 1 artı mutlak değer x eksi 3 eşittir 8 denklemini sağlayan x gerçek sayıların çarpımı kaçtır diyor bizlere. Bu şekilde birden fazla mutlak değerli ifade varsa kesinlikle ama kesinlikle tablo veya kritik nokta muhabbetini kullanmamız gerekiyor. Tabloya geçmeden bu soruyu çözmek istiyorum. İçeriği 0 yapan değerimiz bizim eksi 1. Birinci kritik nokta. İçeriği 0 yapan değerimiz 3. İkinci kritik nokta. İki kritik nokta var. Küçük olan bu. İki kritik nokta varsa fonksiyon 3 parçaya ayrılır. Benim birinci parçam x'in eksi 1'den küçük olduğu. Benim ikinci parçam x'in eksi 1 ile 3 arasında olduğu. Benim üçüncü parçam da x'in 3'ten büyük olduğu. Fakat eksi 1 ve 3'ten herhangi birine eşitlik olmak zorunda. Eşitliği buraya koymayı tercih ediyorum. İki yere koyabilir miyim? Hayır. Peki eksi 1 buraya değil de buraya koyabilir miyim? Evet, ama en az bir yerde olacak. En az bir yerde olmadı. Bir yerde olacak. Harika. Çözelim. Bakalım nasıl bulacağız. Bunları götürün ya. Kalsın ya. PDF'de bırakacağız ya, kalsın. Kalsın. Şimdi x eksi 1'den küçükse mesela eksi 1'den küçük eksi 2 değerini verdim ben buraya. Eksi 2 değerini verdiğimde içerisi negatif olur. Dışarıya eksili çarpılıp çıkmak zorunda. Eksili çarptığımızda bu işlem dışarıya eksi x eksi 1 olarak çıktı. Aynı şekilde x yerine eksi 2 verdiğimde içerisi negatif oluyor. Dışarıya eksili çarpılıp çıkacak. Yani burası da eksi x artı 3 olarak çıktı. Eşittir 8'e. Çözelim hocam. Eksi x eksi x daha eksi 2x. Eksi 1 artı 3 2 diğer tarafa attım. 8 eksi 2 6. Eksi 2x 6 ise x dediğim sayı eksi 3'tür. Ben eksi 1'den küçük kabul ettim. Eksi 3 buldum. Bu benim köküm olur cepte. Eksi 1 ile 3 arasına geldim. Bu aralıkta bir değer seçiyorum. Mesela 0. 0 artı 1'den 1. İçerisi pozitif olduğu için dışarıya aynen çıktı. Artı. Ben buraya mesela 0 seçtim negatif. Dışarıya eksi ile çarpılıp çıkacak. Yani eksi x artı 3 eşittir 8. Bakalım. Artı x eksi x'i götürdü. 3 artı 1'den 4 eşittir 8. 4 eşit 4 8'e eşit mi? Hayır. Bu taraftan gelen çözüm boş kümedir. X 3'ten büyük olsun diyor. 3'ten büyük olursa hem burası pozitif hem burası pozitif yani aynen çıkacak. Bu da x artı 1 artı x eksi 3 eşittir 8'e. 2x 1 eksi 3 eksi 2 diğer tarafa attım. Artı 2 8 artı 2 10. 2x 10 sa x eşittir 5'tir. 3'ten büyük kabul ettim. 5 çıktı. Bu da benim kökümdür. Yani eksi 3 ve 5 benim köküm oluyor. Eksi 3 çarpı 5 de sorumuzun cevabını eksi 15 olarak bulduruyor. İlk sorumuz Diyarbakır'dır diyoruz arkadaşlar 3. testimizde. İkinci sorum a bölü b'miz x eksi 3 bölü x artı 1. A eksi b bölü a'mız da eşittir 1 bölü x eksi 2. Olduğuna göre x kaçtır? Şimdi a bölü b'yi bildiğim için ben şurada kalp bölmesi yapıyorum. A bölü a'dan 1 eksi b bölü a'dan da eksi b bölü a geldi. Eşittir 1 bölü x eksi 2. Sonra hocam a bölü b'miz x eksi 3 bölü x artı 1'di. O zaman eksi b bölü a'yı diğer tarafa attım. 1'i bu tarafa gönderdim. Yani 1 eksi 1 bölü x eksi 2 eşittir b bölü a yaptım. B bölü a demek a bölü b'nin tersi yani pay paydanın yer değişmiş hali oluyor. Burası da normalde x eksi 3 bölü x artı 1'di ya artık burası x artı 1 bölü x eksi 3 oluyor. Çözelim. Şurada payda eşitliyorum. X eksi 2 çarpı 1'den x eksi 2 yanında eksi 1 var. Bölü paydamız x eksi 2 eşittir. Burası da x artı 1 bölü x eksi 3. Bakın şimdi. X eksi 2 eksi 1 daha x eksi 3 bölü paydamız x eksi 2 eşittir. Diğer taraf x artı 1 bölü x eksi 3. Çözelim hocam. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. X eksi 3 çarpı x eksi 3 yani x eksi 3'ün karesi yani x kare x kare x eksi 3'ün karesinden eksi 6x artı 9 eşittir. X eksi 2 çarpı x artı 1 x çarpı x'ten x kare x çarpı artı 1'den artı x eksi 2 çarpı x'ten eksi 2x eksi 2 çarpı 1'den de eksi 2 geldi. Sonra hocam x kareler gitti. X eksi 2 x'ten eksi x sol tarafa attım ya da kalsın. Eksi 6x'i sağ tarafa gönderdim. 6x eksi x de burası oldu. 5x eksi 2 sol tarafa gönderdim. Artı 2
9 daha 11'dir. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x eşittir 11 bölü 5 oldu. Payda da 0 yapmıyor zaten, yani bu benim kökümdür. İkinci sorumuzun cevabı da Ceyhan olarak bulunur. Üçüncü sorumuz bir eşitsizlik sorusu. 2x artı 5 küçük eşittir 3x eksi 1 küçüktür x artı 14. Eşitsizlik sistemini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Önce soldaki bu ikiliyi alacağım. Sonra sağdaki bu ikiliyi alacağım. Arada v koyacağım, yani kesiştireceğim. Sol tarafı çözüyorum. 2x artı 5 küçük eşittir 3x eksi 1 ve 3x eksi 1 küçüktür x artı 14. V olduğu için kesiştireceğim. 2x sağa gönderdim. X eksi 1 sola geldi, artı 1 5 daha 6. X diyor 6'dan büyük eşit. X'i sol tarafa gönderdim. 2x eksi 1'i sağa gönderdim. Küçüktür 14 artı 1 15. Buranın x küçüktür 15 bölü 2. Yani 16 olsa 14 olsa 7, 7,5. Sayımız 6'dan büyük eşit. 7,5'tan küçük. Kaç farklı x tam sayıda değeri vardır diyor. 6 olur, 7 olur. Yani 2 değer vardır. Üçüncü sorumuz da Adana olarak bulunur. Dördüncü sorum. 1 bölü a artı b eşittir 3. 3 bölü b artı c eşittir 1. Olduğuna göre a çarpı b çarpı c. Şimdi burada herhangi bir şey yapabiliyor muyum bakalım. Yapamıyorum. O zaman kurcalayalım. Şurada payda eşit dersem. 1 artı a çarpı b bölü a eşittir 3. O da eşittir 3a'ya. Bu bir. Şurada payda eşit diyelim. 3 artı b çarpı c. Payda diğer tarafa attım. Eşittir b'ye. 1 artı a çarpı b. 3a. 3a artı b çarpı c. O da oradan tamam. Güzel. Güzel. Benden a çarpı b çarpı c'yi istiyor. Fakat burada herhangi bir işime yaradı mı diye bakıyorum. Maalesef yaramadı. Ben bunları çarpsam bc, ab, o da işe yaramaz. Yani burada çarptığımızda bir işe yarıyor mu? Yaramıyor. O da olmuyor. 3ab, ab. Çarpalım bakalım ya. Belki bir şey gelir. Yakaladık gibi. bc, ab, bc, 3abc. O zaman bir taraftan çekip diğer tarafa yazsam. B'yi buraya yazsam. BC. B yerine 3ABC. Evet bak bu oluyor. Güzel. 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 B'yi buradan aldım. Geldim şuradaki B yerine yazdım. 1 artı A çarpı. B gördüğüm yere burayı, yani 3 artı B çarpı C yazarsam benim sonucum 3A geliyormuş. Sonuç çıktı. 1 artı A çarpı 3'ten 3A. A çarpı BC'den artı ABC eşittir diğer tarafta 3A. Hocam 3A'lar sadeleşti. 1'i diğer tarafa gönderdim. A çarpı B çarpı C eksi 1 oldu ve dördüncü sorumuz da Bursa olarak bulundu. Beşinci sorum x eşittir 2 üzeri A eksi B. 2 eksi A üzeri B. Y eşittir 3 artı A üzeri eksi B. X'in Y türünden değeri. O zaman A üzeri B'ler benim referansım olacak ve birbirlerine eşitleyip cevabı bulacağım. Güzel. Hatta ve hatta 2'yi sol tarafa gönderdim. X eksi 2. 3'ü sol tarafa gönderdim. 2x eksi 2 eşittir eksi a üzeri b. 3'ü sol tarafa gönderdim. Y eksi 3 eşittir a üzeri eksi b. Ben bunları çarptığımda üstler toplanacak ve soru bitti. Ben bunları taraf tarafa a üzeri eksi b değil mi? Çarpsam ne oluyor? A üzeri b, a üzeri eksi b. Bölsem daha mı iyi? Yerine yazayım ya, uğraşmayayım. Çarpma çıkması lazım ama da çıkmadı, çıkaramadım. Neyse. Yerine yazayım. Yerine yazayım. Yani arkadaşlar y eksi 3 eşittir a üzeri eksi b demek 1 bölü a üzeri b. Şimdi burası y eksi 3 bölü 1. 1 bölü a üzeri b. Pay payda pay payda yer değiştirdim. 1 bölü y eksi 3 eşittir. 1 bölü yer değiştirdiğimizde a üzeri b oldu. Ben bu a üzeri b'yi alacağım. Geleceğim buraya yazacağım. Yani kısaca x eksi 2 eşittir. Eksi a üzeri b gördüğüm yere 1 bölü y eksi 3 yazacağım. Muhtemelen diğer tarafına çıkacaktı. Yani çarptığımızda da çıkacaktı. Hiç riske atmadan direkt buradan yapayım dedim. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. En son x'e gerek yok. X'i yalnız bırakacağım. Tamam çıktı soru. Eksi 2'yi sola tarafa attım. X eşittir. Eksi 1 bölü y eksi 3. Yanında artı 2 yazdım. Sonra y eksi 3 ile 2'yi çarparsam x eşittir. Eksi 1. 2 çarpı y'den artı 2'ye. 2 çarpı eksi 3'den eksi 6. Bölü paydamız y eksi 3 oldu. Yani x eşittir. Eksi 6 eksi 1 eksi 7. 2y eksi 7 bölü. Paydamız da y eksi 3. 2y eksi 7 bölü y eksi 3'ten. Beşinci sorumuz Edin olarak bulundu. Muhtemelen bu da çarptığımızda gidecekti zaten. 1 gelecekti. Aynı sonucu bulacaktık.
Altıncı sorum. Kök 15 artı kök 3 eksi kök 5 eksi 1 bölüm. Kök 5 artı 1 eksi 1 bölü 2 eksi kök 3. Şimdi şunu görebiliyor muyum? Görüyorum. Kök 15 demek. Kök 5 çarpı kök 3 artı. Yanında bir tane daha kök 3 var. Eksi kök 5 eksi 1 ya. Eksi parantezinde burası kök 5 artı 1. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü şurayı ben kök 3 parantezine alabiliyorum. Kök 3 parantezinde burada geriye kök 5 artı. Yanda geriye kök 1 kaldı. Yani 1 kaldı. Eksi yan tarafında da kök 5 artı 1 var. Bölü paydasında da kök 5 artı 1 var. Hatta eksi 1 bölü 2 eksi kök 3. Hocam ortak çarpanlarımız kök 5 artı 1. Üst tarafı kök 5 artı 1 parantezine alsam. Burada geriye kök 3 eksi 1 kaldı. Bölü paydamız kök 5 artı 1. Eksi 1 bölü 2 eksi kök 3. Sonra artık son adıma geldik. Kök 5 artı 1'ler gitti. Sol tarafımız kök 3 eksi 1. 2 eksi kök 3 ya. Burayı 2 artı kök 3 ile genişletiyorum. Eksi parantezinde burası 2 artı kök 3 bölü. Paydamız da 2 eksi kök 3 çarpı 2 artı kök 3. Yani 2 kare farkı. O da 2'nin karesi 4 eksi kök 5'in karesi 5 geldi. Ve sorumuz bitti. Bakayım kök 3 burası. Bitti. 4 eksi 5 eksi 1. Bu eksi bu eksiyi artı yaptı. Sonuç olarak elimizde kök 3 eksi 1. Burası artı olan bir şekilde artı 2 artı kök 3 geldi. Bakıyorum. 2 eksi kök 5 2 artı kök 3 ile 2 eksi kök 3 2 artı kök 3 de. O zaman 3'ün karesi 9 oluyor burası. 2 saniye bekletiyorum. 2 artı kök 3 ile genişlettim. 2 artı kök 3 çarpı 1'den buraya yazdım. Sonra 2'nin karesi 4 eksi kök 3'ün karesi 3. Şimdi oldu. O zaman bu artı eksi olarak kalacak. Buraya eksi olarak geldi. 4 eksi 3'ten 1 oldu burası. Devam ediyorum. Kök 3 eksi 1. Eksi içeri dağıttım. Eksi 2 eksi kök 3 oldu. Eksi kök 3 artı kök 3'ü götürdü. Eksi 1 eksi 2 daha. Eksi 3 cevabını buldum ve 6. sorumuzu da adan olarak buluyorum. 7. sorum. Bir koordinat düzleminde 2x artı y küçük eşittir 6, x büyük eşittir 0 ve y büyük eşittir 0 eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi olan bölgeyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmektedir diyor. Harika. Güzel. Alanı 9'dur. Düzlemin birinci bölgesindedir. 2'ye 1 noktası bu bölgededir diyor bizlere. O zaman gelin bu arkadaşımızı çizelim. Önce doğruyu. Eşittir 0 kabul ediyorum. Doğruyu çiziyorum. X yerine 0 yazdığımızda y eşittir. Eşittir 0 değil. Eşit kabul ediyorum. Çiziyorum. X yerine 0 yazdım. Y'si 6'dan geçecek. Y'si 6'dan. Yani y'miz bizim şuradan geçecek. Bu bir. Y yerine 0 yazıyorum. 2x 6 ise x'imiz de 3'ten geçecek. Yani benim doğrum şudur. Arkadaşlar 6'ya 3'ten geçen. Sonra. Şimdi dikkat. Acaba alt tarafımı tarayacağım? Üst tarafımı tarayacağım. Bunu bulmanın yolu da şu 0'a 0 alıyorum buradan. 0'a 0'ı yerine yazdığımda 0 yazdım. 0 küçük eşittir 6. 0'ı 6'dan küçük eşittim evet. Demek ki bu nokta sağlıyor. Hayır deseydim diğer taraf alacaktım. Evet dediğim için sağladığı için ben bu alt tarafı tarıyorum. Bu birinci tarama. Tamam. X diyor 0'dan büyük eşit diyor. Benim x eksim buydu. X eğrim buydu. Üst tarafını alıyorum. Y diyor 0'dan büyük eşit diyor. Yan tarafını alıyorum. Pardon. X 0'dan büyük eşit yan tarafını. Y 0'dan büyük eşit üst tarafını. Yani burayı ve burayı taradığımızda da otomatikman buradaki üçgeni taramış oluyorum. Ve benim bölgem bu üçgen olmuş oluyor. Tamam. Sadece bu üçgen olduğu bölge benim cevabım. Alanı 9'dur diyor. Taban 3 yükseklik 6. 3 çarpı 6 bölü 2'den 9. Doğrudur. Düzlemin birinci bölgesinde doğrudur. 2'ye 1 noktası bu bölgededir. Şöyle bulabilirsiniz. X yerine 2, y yerine 1 yazın. Eğer alttan küçük oluyorsa doğrudur. X yerine 2, y yerine 1. 4 artı 1'den 5 küçük eşittir 6 sağlıyor. Nasıl 0'a 0'ı sağlıyordu? Burayı da sağlıyor. Yani noktamız burada bir yerde. O zaman bu da doğrudur. 1, 2, 3'ten 7. sorumuz Edirne olarak budur. 8. sorum. X bir tam sayı olmak üzere. Mutlak değer x eksi 3 dışarıya 3 eksi x olarak çıkmış ve 6 eksi x bölü x artı 2 eksi 3 küçüktür 0 ifadeleri veriliyor buna göre. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar bir kere bu ifade dışarıya eksi ile çarpılmış. Eksi ile çarpılıyorsa demek ki mutlak değerin içi negatiftir. Yani kısaca veya 0 da olabilir. Kısaca
x eksi 3 küçük eşittir 0 olmak zorunda. Bu bir. Eksi 3 attım bu tarafa. X küçük eşittir 3'tür hocam. Bunu cebimize koyduk. Sonra devam ediyoruz. X sayısı 3'ten küçük eşitse. Misal 2 gibi, 1 gibi, 0 gibi. Şöyle yapalım. Demiş ki 6 eksi x bölü mutlak değer x artı 2 eksi 3 sıfırdan küçüktür diyor. Eğer benim x sayım 3'ten küçükse mesela 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3 fark etmez. Bunlardan herhangi birini yazdım ben buraya. Benim pay kısmım her türlü pozitif geliyor. Attım cebime. Diğer tarafa geldim. Bura pozitif geliyorsa benim sonucum sıfırdan küçük çıkacaksa demek ki alt tarafım her zaman negatif olmak zorunda. Bitti soru. Çözelim. Mutlak değer x artı 2 eksi 3 küçüktür 0 eşitlik olamaz. Çünkü 0'a eşit olursa tanımsız oluyor. Mutlak değer x artı 2 küçüktür 3 ve bu arkadaş dışarıya iki şekilde çıkar. Pardon. Bu arkadaş dışarıya aralık şeklinde çıkar. Eksi 3 küçüktür. X artı 2 küçüktür 3 olmuş oldu. Her yere eksi 2 ekledim. Eksi 5 küçüktür. X küçüktür 1 olmuş oldu. Ve bununla bunun kesişimi üst sınırın küçüğünü alıyorum. Eksi 5 küçüktür. X küçüktür 1 olarak bulunuyor. Ve bu aralıktaki tam sayı değerleri eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 yok arkadaşlarım. Benden bunların toplamını istiyor. Eksi 4, eksi 3, eksi 7, eksi 2 daha, eksi 9, eksi 1 daha, eksi 10 yapar. 8. sorumuz Ceyhan olarak bulunmuş olur. 9. 12 üzeri a eşittir 3 ve 2 üzeri b eşittir 1 bölü 5 olduğuna göre 12 üzeri b üzeri 1 eksi a işleminin sonucu kaçtır diyor bizlere. Ben üstlü işlemlerden biliyorum ki bu çarpım durumdaki ifade üssün üssü şeklinde yazılıyor. Yani burayı ben şöyle yazıyorum. 12 üzeri 1 eksi a üzeri b diyorum. Neden? Çünkü ben 12 üzeri 1 eksi a'yı da 12 üzeri 1 bölü 12 üzeri a derim. Bunun üstüne de b koyarım. Bu b hem bunun hem bunun mudur? Evet. Yani işime yarar mı bakayım. Yarar değil mi? 12 üzeri a yerine 3 yazarsam olur. Dağıtmıyorum b'yi. Dağıtmıyorum. Tamam dağıtmıyorum. Dağıtmıyorum. Burası 12, burası 12 üzeri a. Şimdi 12 üzeri a demek 3 demek. O zaman ben 12 üzeri a gördüğüm yere 3 yazabilirim. Soruyu evirdim buraya. 12 bölü 12 üzeri a gördüm. 3 yazdım hocam. Bunun üstünde b var. 12 bölü 3'ten burası 4 üzeri b yapar. Bu da 2 üzeri 2 üzeri b yapar. 2 ile b yer değişir. 2 üzeri b üzeri 2 olur. 2 üzeri b 1 bölü 5'ti. Yani 5 üzeri eksi 1'di. Geldim buraya. Veya 1 bölü 5 kalsın. 2 üzeri b 1 bölü 5'ti. Bunun karesini istiyor. Bu da 1 bölü 25 olarak bulunuyor. 9. sorumuzun cevabı Diyarbakır'dır diyoruz. 10. sorumuzda a kare 16, b kare 5 ve c kare 7'dir. X, y, z eşitlikleri veriliyor. X artı y artı z'nin en büyük değeri için. X artı y artı z'nin en büyük. Şimdi bunların maksimum olması lazım. A, b, c arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir diyor bizlere. Niye böyle bir yola girmişim? Çünkü a kare 16 ise a sayısının alacağı iki değer var. Ya 4'tür ya eksi 4. B kare 5 ise b'nin alacağı iki değer vardır. Ya kök 5 ya eksi kök 5. C kare 7 ise c'nin alacağı iki değer vardır. Ya kök 7 ya da c sayımız eksi kök 7. Şimdi yorumlayalım. Bana diyor ki bu toplamın sonucu max olacak. Toplamın sonucu max. Toplamın sonucunun max olması için. Burası eksi olduğuna göre ben a'yı da eksi alırım ki şöyle düşünün mesela. Burası eksi 2 olsa ben a'yı eksi 3 alsam eksi 3 eksi 2 eksi 5 dışarıya 5 çıkacak. Dışarıya 5 çıkması için buraya eksi alırım. Eğer ben buraya artı alırsam 3 eksi 2 1 olacağı için dışarı 1 çıkacak. Dışarı 5 çıkabilmesi için tekrar ediyorum arkadaşlar. Ben burayı negatif alacağım. Yani benim a sayım eksi 4'tür. Bunu aldım buraya. Sonra aynı şeyi burada uygulayacağım. Bakın bu zaten pozitif. Şimdi ben yanına buraya pozitif bir sayı eklediğimde yani şurası pozitif olduğundan sayı büyür. Toplamı büyür. Demek ki eksi b pozitif olması için benim b sayısını eksi kök 5 almam lazım ki eksiyle çarptığımda burası 2 artı kök 5 olarak çıkabilsin. Güzel. Güzel. Aynı mantık c eksi kök 5 ise ben yine c sayısını negatif olan eksi kök 7 alacağım ki eksi kök 7 eksi kök 5 dışarıya kök 7 artı kök 5 olarak en büyük çıkabilsin diyorum. Var mı sorun?
Güzel. Sorular bitti. Biri eksi 4, biri eksi kök 5, biri eksi kök 7. O zaman bunu ben sayı doğrusunu koyduğumda eksi 4 buradadır hocam. Eksi kök 5. Daha büyük. Eksi kök 7 buradadır hocam. Eksi kök 5 de buradadır. Bu da eksi kök 7 C'ydi. Eksi kök 5 B'ydi. A da buydu. A küçük C küçük B oluyor. Hepsi negatif. Bu da 10. soruyu bizlere adan olarak buluyor. 11. sorumda mutlak değer A küçüktür 3, küçüktür mutlak değer B küçüktür 5. Olmak üzere A eksi B kare ifadesinin en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır diyor bizlere. Şimdi önce mutlak değer A'yı yorumlayalım. Mutlak değer A eğer 3'ten küçükse A'nın aralığı şöyle alınır arkadaşlar. Eksi 3 küçüktür, A küçüktür 3. Bu 1. Sonra geldim şuraya. Mutlak değer B'miz, B dediğim sayı 3 ile 5 arasında. Hocam bu dışarı nasıl çıkar? 1 aynen çıkar. 3 küçüktür. B küçüktür 5. 1 de ortası eksi ile çarpılıp çıkar ve yön değiştirir. Yani 3 büyüktür. Eksi B büyüktür. 5 olarak. Anlaşıldı mı? Umarım anlaşılmıştır. İkisini de çözeceğim. A eksi B kare diyor. A zaten var. Benim B kareyi bulmam lazım. B kareyi buradan bulabilirim. Benim B kare ifadem ikisi de pozitif olduğu için 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25 çıkar. Buraya geldim. Önce her yeri eksiyle çarptım. Eksi 3. Eksiyle çarptım. Küçüktür. B. Küçüktür. Eksiyle çarptım. Eksi 5. Her tarafın karesini aldım. B kare. Küçüktür. Eksi 5'in karesi 25. Bu tarafa gelecek. Burada eksi 5 olur mu ya? 3 5'ten büyük. Bir dakika. 3 5'ten büyük olmaz. Yanlış yaptık burayı. Eksiyle çarpıp yön değiştireceğim. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Eksiyle çarpıp yön değiştirdim. Yönde işte sadece eksiyle çarpacağım. Bir artılı bir eksili çıkıyor yani. Sağlatalım. Garantiye alalım kendimizi. Eksiyle çarptım. Ne oldu? Eksi 3 büyüktür. B büyüktür. Eksi 5. Mesela eksi 4 aldığımızda oluyor. Tamam şimdi sağladım. Eksi 3 ile eksi 5 arasında oldu B sayısı. Bir de her iki tarafın karesini aldım. Her tarafın karesini aldım. Buradan da B kare sayımız yine 25'ten küçük 9'dan büyük oldu. Benden A eksi B kare istiyor. Eksi B kare ihtiyacım var. Buraya bir de eksiyle çarptım. Eksi 9 büyüktür. Eksi B kare yön değiştirdi. Büyüktür. Eksi 25. Ve aynı yönünü yazıyorum. Eksi 25'i alt sınıra yazdım. Küçüktür. Buraya eksi B kareyi yazdım. Küçüktür. Eksi 9'u da buraya yazdım. Ve ben bunları taraf tarafa topladım. Eksi 3. Eksi 25 daha. Eksi 28 küçüktür. A eksi B kare küçüktür. 3 eksi 9'dan eksi 6. A eksi B kare dediğim sayı. Niye böyle yapmış? Çünkü tam sayı dememiş. A eksi B kare dediğim sayı eksi 28'den büyük olan en küçük eksi 27 olur. Eksi 6'dan küçük olan en büyük de eksi 7 olur. Benden ne istiyor? Kaç fazladır diyor en büyüğü en küçüğünden. Eksi 7'den eksi 27'yi çıkartmamı istiyor. O da 27 eksi 7'den de 20 cevabını buluyorum. 11. sorumuzun cevabı Diyarbakır olarak bulunur. 12. sorum. Mutlak değer 2x eksi 1 küçük eşittir 3 ve x artı 2 eksi 4 eşittir 0 olduğuna göre y'nin alacak kaç farklı tam sayı değeri vardır. Sakın sakın değer vermeyin çünkü x'in tam sayı olduğunu bilmiyorum. Bu eşitsizliği çözelim. Küçüktür olduğu için dışarıya şöyle çıkıyor. Eksi 3 küçük eşittir. 2x eksi 1 küçük eşittir 3'e. Sonra hocam. X'i yalnız bırakmak istiyorum. Her yere 1 ekledim. Eksi 2 küçük eşittir. 2x küçük eşittir 1 ekledim 4. Her yeri 2'ye böldüm. Eksi 1 küçük eşit. X küçük eşit 2. Bu eşitsizliği aldım. Burada kullanacağım. Şimdi ben 2y ve eksi 4'ü diğer tarafa attığımda x eşittir. Eksi 2y artı 4. Peki x neydi? Aralıktı. Demek ki ben x gördüğüm yere burayı yazıp y'ye geçiş yapıyorum. Yani eksi 1 küçük eşittir. X gördüğüm yere eksi 2y artı 4 yazıyorum. Küçük eşittir 2. Ve burada y'yi yalnız bırakıyorum. Alacağı değerleri buluyorum. Her yere eksi 4 ekledim. Eksi 5 küçük eşittir. Eksi 2y küçük eşittir. Eksi 4 ekledim. Eksi 4 artı 2'den. Eksi 2. Her yere eksi 2'ye böldüm. 5 bölü 2 büyük eşittir y. Büyük eşittir 1'e. 1 ile 2,5 arası alacak tam sayı değerleri 1 ve 2'dir. Kaç farklı değer vardır? 2. 12. sorumuzda bu şekilde Bursa olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.